Evet. Bakalım ben yokken bugün neler olmuş? Aa. Asuel de yangın çıkmış. Yazık. Of ya. Şimdi herkes bunu paylaşır. Ay evet söylüyorum her yer bunda dolu. Ay en az bir hafta sürer bu. En az bir hafta. Her taraf yine simsiyah falan. Tüm sayfalar siyah olur yine. Hepsi bunu paylaşır. Ay dur. Dur bir story'de ben paylaşayım da. Duyarsızsın demesinler. Oldu işte. Ay yine mi kavlar resmi? Yine mi kavlar resmi ya? Şimdi başlar yine tüm hayvanseverler. Ay tüm enerjimi aldınız. Tüm enerjim gitti resmen. Tamam yangın kötü bir şey. Ama sonuçta insanlara bir şey olmadı. Biraz da pozitif düşünün be kardeşim. Birazcık deneyin. Çok iyi geldi. Bugün bütün gün sosyal medyaya girecek vakit bulamadım ya. Kim bilir neler neler kaçırmışım. Evet. Bu ne? Ay yok artık. Ay yok artık ya. Yine mi Suriyeli göçmen olayları? Ay pardon. Mülteci diyecekmişim. Ay bir bitmediniz gitti ya. Instagram'da bile ana konu bu. Yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Bir durmadılar. Bir rahat yok. Düzenimizi bozacaklar yine. Tamam. Onlar için üzgünüm ama yani biz de kendimizi düşünmek zorundayız. Sonuçta herkes kendini düşünüyor, değil mi? Ay baydılar. Şu sosyal medyanın da hiç tadı kalmadı bunlar yüzünden. Neredeyse tüm haber sitelerini bloke edecek kıvama geldim. Duydun mu? Yine ortalık yıkılıyor. Neymiş efendim? Çin'de salgın varmış. Ay şu Çinliye de hiç acıyamayacağım valla. Hiç kusura bakmayın. Onlara da yaşadıkları her şey müstahak. Efendim? Ay boş ver kızım ya. Çin zaten buradan çok uzak. Virüs buraya mı gelecek? Boş boş konular işte. Medyanın abartması. Evet. Çin zaten. Çok uzak. Bugün Berlin'de her yeri kapadılar. Dışarı çıkmak tehlikeli. Bugün yine kaç kişi ölmüş? Kaç kişi? Biliyor musun en son haberleri? Ya biz eskiden haberlerde duyuyorduk bir yerlerde bilmem kaç kişinin öldüğünü. Tarih kitaplarında falan okuyorduk ya. Eskiden hani sokağa çıkma yasağının olduğu zamanları. Biz böyle bir şey yaşamadık ki. Her şey ne ara bu kadar değişti? Biz ne zaman bu hale geldik? Hepimiz tıkandık kaldık evin içinde. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Ölüm hiç bu kadar yakın olmamıştı biliyor musun? Onu hiç bu kadar yakından hissetmemiştim. Ölüm bir statistikten fazlası değildi ki. Hep duyuyorduk işte. Hep duyuyorduk ya. Bir yerlerde işte 50 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmış, 15 kişi suda boğulmuş. 25 kişi yangında hayatını kaybetti. Hep duyuyorduk biz bunları. Ölüm bizim için hep statistikti. Farkında değilmişiz. Rakamlar ne kadar anlamlı değil mi aslında? Ve de ne kadar anlamsız. Ya ne yapacağız biz şimdi? Bir fikrin var mı? Söylesene ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Farkında mısın bilmiyorum ama statistiklere dönüşmek üzereyiz. Farkında mısın? Bilmiyorum.
Özgür değiliz biz artık, tamam mı? Özgür değiliz. Dışarıya çıkamıyoruz. İstediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz. Sevdiklerimize sarılamıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz biz ya. Tıkandık kaldık. Kendimizi oyalıyoruz. Özgür değiliz artık. Sen daha işin şakasındasın. Hepimiz artık birer klavye kahramanına dönüştük. Telefonlara sığındık ya. Hep telefonlara sığındık mecburen. Başka bir şey kalmadı elimizde. Daha iyi anlıyoruz değil mi artık? Doğayı, insanı, ölümü, hayatı, hayvanları. Kıymet bilmeyi, sevmeyi, özlemeyi. Hepsini çok daha iyi anlıyoruz artık. Evet. Belki de bunu yaşamamız gerekiyordu. Anlamak için, daha iyi anlayabilmek için bunu yaşamamız gerekiyordu belki de. Her şeyden önemlisi, özgürlüğün kıymetini anlamamız için bunu yaşamamız gerekiyordu belki de. Bilmiyorum. Umarım bu kötü rüya biterse bir gün tekrardan unutmayız.